Kusursuz bir plan yaptık. Bütün ihtimalleri hesapladık. Fakat soyguna başlamadığımız her gün işimiz biraz daha zorlaşıyor. Geç kaldığımız her an zarara uğruyoruz. Neden zarara uğruyormuşuz? Acele etmeye ne gerek var? Plan zaten hazır. İstediğimiz zaman uygularız. İstediğimiz zaman uygularız. Söylemesi ne kadar kolay ya. Türk lirası her saniye değer kaybediyor. Darphaneye geçen hafta girsek 2 milyar TL basmamız gerekiyorken şimdi aynı karı elde etmek için 3 milyar basmamız gerekiyor. Oha, o kadar fark ediyor mu ya? Acaba yabancı bir ülkedeki darphaneyi soyup dolar mı bassak? En az 10 kat daha karlı olur. Ne diyorsun? 10 senedir bu plana çalışıyorum. Bütün planı buraya göre yaptık. Şimdi bir 10 senede Amerika'ya göre mi plan yapalım istiyorsun yani? Saçmalama. Planı bu hafta devreye sokuyoruz. Tamam, çocuklara haber vereyim ben o zaman. Alper'i de çağırayım mı? Alper kim? Biz ne konuşmuştuk? Kendi aramızda bile herkes kod adını kullanacak. Tamam pardon. O zaman Castamore'yu da çağırayım mı? Çağır, herkesi gelsin. Sizinle aylardır bu soygun için çalışıyoruz. Çok yol kat ettik. Soygun bittiğinde herkes bize gıpta ile bakacak. Vay a**a koyayım. Keşke benim aklıma gelseydi. O çocuklarına bak. Nasıl soygun yaptılar diye iç geçirecekler. Bu kadar küfür yiyeceksek acaba hiç bulaşmasak mı bu işe? Hele şükür be profesör. Zaten aylardır saçma sapan oyalanıyoruz. Ha buraya biraz daha beklesek bende heves memes kalmayacaktı yani. Ben bu plan için ömrümü verdim. Sırf sizin hevesiniz var diye aceleye getirip bütün planı riske atamazdım. Yozgat, sen yanına Mardin'i alıp yarın darphaneyi son bir kez kontrol edeceksin. İzmir'i de alsam olmaz mı ya? Onunla sanki daha kolay kontrol ederiz gibi geldi bana. Aa, deli mi ne? Bu da kafayı bana taktı ayol. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Aramızda bağ kurmak yok. Her şey profesyonelliğe dayalı olmalı. Hata payımız yok. Tabii canım. Ben de profesyonellik açısından söylemiştim zaten. Ama neyse. Soygun sırasında kimsenin zarar görmemesi lazım. Unutmayın, halkın bizim hakkımızda olumlu düşünmesi çok önemli. Bizi bir kahraman olarak görmeliler. Bir şey söyleyeceğim. Sence de profesörün soygun sırasında bizimle darphanenin içinde olması gerekmez mi? Bana biraz korkuyormuş gibi geldi. Kendini hiç riske atmıyor. Yok lan, olur mu öyle şey? Birinin dışarıda durup soygunu organize etmesi gerek. Ben de onu diyorum işte. Niye başkası değil de o dışarıda? Planı o yaptığı için olabilir mi? Hadi saçmalamayı bırak da dikkat çekmeden gidelim. Yarın büyük gün. Eller yukarı. Kimse hareket etmesin. Kımıldayana vururum. Rehineler bende. Siz gidin kapıları kilitleyin. Şu saniyeden itibaren kimse dışarı çıkmayacak. Ya içeri girmeye çalışan olursa? Lan biz aylardır ne konuşuyoruz? Elimizde bu kadar rehine varken içeri girmeye kimsenin götü yemez. Doğru. Profesör. Orada mısınız profesör? Buradayım. Ne oldu? Bir aksilik yok inşallah. Yok. Çok şükür içeri girdik. Kapıları da kilitledik. Her şey yolunda. İşte başlıyoruz. Animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.